Merhaba, bugün Mimo TV'de enerji tasarrufu haftasını öğreneceğiz. Eğer hazırsanız, hadi ekran başına. Günümüzün en önemli ihtiyaçlarından olan ve aşırı kullanım yüzünden gelecek nesilleri zor durumda bırakacak olan enerjinin gereği kadar ve bilinçli kullanılmasının sağlanması amacıyla ülkemizde her yıl Ocak ayının ikinci haftası enerji tasarrufu haftası olarak kutlanmaktadır. Bu haftayı tanımlayan en anlamlı sözlerden biri de enerjide tasarruf, gelecekte güvence demektir sözüdür. Peki nedir bu enerji? Yaşantımızın en önemli unsurlarından biri şüphesiz ki enerjidir. En basit ve yaygın kullanımıyla enerji, iş yapabilme yeteneği olarak tanımlanır. Yani iş yapabilmenin temeli enerji oluşturmaktadır. Bu nedenle enerji elde edemeden yaşamsal faaliyetlerimizin hiçbirini gerçekleştiremeyiz. Günlük yaşantımızda kullandığımız petrol, doğalgaz, kömür, nükleer enerji, yenilenemeyen, güneş, rüzgar, hidroelektrik, jeotermal gibi kaynaklar ise yenilenebilir enerji kaynakları olarak karşımıza çıkar. Yenilenebilir enerji kaynaklarının artışı dünyamızı güzel bir geleceğe hazırlayabilir. Yenilenemez enerji kaynakları kullandıkça tükenir ve çevreye büyük zararlar verir. Ancak yenilenebilir enerji kaynakları çevre dostudur. Yenilenebilir enerjinin temini için sürekli olan ve doğal süreçlerden faydalanılır. Bu doğal süreçlerin tetikleyicisi güneştir. Enerji denilince aklımıza mutlaka güneş gelmeli. Güneş enerjisi diğer pek çok kaynağın temelini oluşturan bir kaynaktır. Çünkü dünyadaki ekolojik dengede yer alan tüm canlı ve cansız varlıkların var olması güneşe bağlıdır. Dünya güneş etrafında döner, mevsimleri oluşturur. Kendi etrafında dönerek ise gece ve gündüzün oluşmasını sağlar. Güneş ışınlarının dünyaya verdiği ışık ve ısı ise ekolojik döngü içinde yer alan canlı ve cansız varlıkların yaşamsal faaliyetlerinin temelini oluşturmaktadır. Güneş ışınlarının dünyaya gelmesi sayesinde bitkiler oluşmakta, hava hareketleri meydana gelmekte, hayvanlar günlük aktivitelerini karşılayabilmekte ve tüm bunlara bağlı olarak insanlar da yaşamlarını idame ettirmektedir. Tüm bu döngüler sonucunda ise enerji kaynakları da meydana gelmektedir. Örneğin rüzgar enerjisinin temeli de güneşe dayanmaktadır. Şöyle ki, güneş ışınlarının gün içinde farklı açılarla gelmesiyle sıcaklık farklılıklarının yaşanmasına ve sıcaklık farklılıkları ile de hava hareketlerinin yaşanmasına sebep olmaktadır. Hava hareketlerinin yaşanması ise rüzgar enerjisini meydana getiren itici kuvvetlerin oluşması, yani enerji elde edilmesi anlamına gelmektedir. Enerji hakkında yeterli bilgi sahibi olduk. Şimdi de neden tasarruflu olmamız gerektiğinden bahsedelim mi? Enerji tasarrufu, üretimde, konforumuzda ve iş gücümüzde herhangi bir azalma olmadan enerjiyi verimli kullanmak ve israf etmemektir. Enerji tasarrufu, enerji ihtiyacının azaltılması veya kısıtlanması şeklinde düşünülmemelidir. Enerjinin verimli kullanılması demektir. Doğal kaynakların hızla tükenmesinin önüne geçmek ve çevre kirliliğini azaltmak için enerjiyi verimli kullanmamız gerekir. Hadi evlerimizden örnekler verelim. Eğer evimizde kompakt floresan, yani beyaz renkli ampuller kullanırsak
aydınlatmak enerji tasarrufumuz %80'lere kadar ulaşabilir. Duvarların açık renklere boyanması aydınlanma oranını artırır. Lambalar temiz tutulmalı, tozlanan lambalar silinmelidir. Elektrikli ev aletleri düzgün kullanılırsa yüksek oranda enerji tasarrufu sağlayabilir. Buzdolaplarınızı sobalardan ya da kalorifer peteklerinden uzak tutun. Bilgisayarlar hiçbir işlem yapmadığı bekleme konumunda da 27 watt gibi oldukça yüksek sayılabilecek bir miktarda elektrik tüketirler. Bilgisayar kapatıldığında bile gücü sıfırlanmayıp 5 watt civarında bir elektrik tüketir. Dolayısıyla bilgisayarın hiç elektrik tüketmediğinden emin olmak için lütfen fişini prizden çekin. Enerji tüketimimizin %82'si ısıtma için kullanılmakta. Isı yalıtım önlemlerinin alınması ile bu kayıpları azaltabiliriz. Binaların yalıtımı ile %25'ten %50'ye varan yakıt tasarrufu sağlanmasının mümkün olduğunu biliyor musun? Dişlerimizi fırçalarken musluğu açık bırakmamalıyız. Aynı şey bulaşıkları yıkarken de geçerli. Elde yıkamak yerine makineyi kullanmayı tercih etmeliyiz. Damlayan bir musluk bir günde 7 kova su harcar. Bu konuyla ilgili Tema'nın da söylediği gibi yılda 140 ton suyu kurtarmak bizim elimizde. Bizim de söylediğimiz gibi muslukları açık bırakmazsak 18 ton. Diş fırçalarken, tıraş olurken musluğu kapatırsak 48 ton. Daha kısa duş alırsak 18 ton. Bulaşıkları makinede yıkarsak 26-40 ton arası ve gereksiz yere sifonu çekmezsek 16 ton suyu kurtarabiliriz. Şunu da ayrıca belirtmek gerekir ki enerji tasarrufu yalnız kullanmadığımız cihazları kapatmak ya da fişten çekmek değildir. Aynı zamanda daha az enerji tüketen cihazların seçimiyle de alakalıdır. Örneğin beyaz eşya sektöründeki A ve A+ cihazlar minimum enerji tüketimiyle maksimumda fayda sağlamaktadır. Yine pek çok sektörde verilen hizmetin veya satılan ürünün enerji verimliliği ve çevre dostu olduğunu gösteren yeşil yıldız, yeşil bina ve yeşil etiket gibi etiketler bulunmaktadır. Sonuç olarak enerjinin ne olduğunu ve neden tasarruflu kullanmamız gerektiğini iyice anladığımızı düşünüyorum. Gençlerin kendi geleceklerine sahip çıkmak, gezegeni korumak için enerjiye dikkatli kullanmaları ve temiz enerji kaynaklarına sahip olmaları gerekmektedir. Gezegenimizin geleceğinden hepimiz sorumluyuz. Yumurla kalın, hoşça kalın, kendinize iyi bakın.